Sevgilinle kavga ettin. İş yerinde bir arkadaşın seni yaraladı. Yan komşunda kavga ediyorsun. Yani hayatta her şeyde o anda çok sinirli anında bir nefes alıp geriye çekilip bir sakinleyip öyle adım atmam duvara gerektiğini... Duvara anlat, arabaya bin. Söylen, 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 kendini anlat. Adama veya kadına sinirlendin mi? Bin arabaya yalnız başına, aç müziği, ağzına geleni söyle. Ama önce bir duvarlara çarpsın. Bir oralara çarpsın. Çünkü oradan çarpıp sana dönecek, kimse duymayacak. Ama sen direkt insanlarla bunu paylaştığın zaman o ne yapıyor? Tık 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 yayılıyor. Peki. Ha, boşanmayın demiyoruz ama akıllı davranın diyoruz. Evet. Bir de şunun altını çizelim. Zaten burada hiçbir konuğum boşanın ya da boşanmayın. Zaten hiçbir uzmana gittiğiniz zaman da boşanın ya da boşanmayın demez. Ama gerçekleri görmeni sağlar. Neticede herkes kendi hayatıyla ilgili son kararı yine kendisi verir. Evet. Çünkü bu senin hayatın. Senin seçimin. Siz şunu da zannetmeyin değerli izleyiciler. Bakın çok geniş bir çevreye sahibiz. Bizim çevremizde dağda domuzu eksik tipler aldatıldığını bildiği halde yaşayan bir de kadın tipleri de var veya erkek tipleri de var. Bunlar da doğru mu bir örnek, ama psikolojik boyutuna indiğinizde kadın veya erkek ayrılma psikolojisini kaldıramıyor. Bak, böyle bir saçma saçma durumlar da var. İsmimi vermeyin lütfen ekranı demiş. Şimdi bana mesaj atmış seyircim. Söylediğinizin aynısını tam 28 sene boyunca yaşadım. Hiç kimseye demedim, içimde yaşadım. Ama gelen noktada ben kötü oldum, adam iyi oldu. Gecenin üçünde ben ve çocuklarımı dışarı attı. Önüme bir gün geleceğini biliyordum. Ayrı bir ev almıştım, hemen evime geçtim. Kimseye minnet etmedim. Pişman oldu, geldi, kabul etmedim. Ben tek bir çizgi verdim demiş. Nur Hanım, benim okuma yazmam yok, ben söylüyorum. Siri yazıyor demiş. Şimdi bak, şöyle, okuma yazması yok. Siri yazıyor, evet. Yanlış şimdi, olursa da kusura bakmayın demiş. Evet, bir iki bir şey anlayamadım. Zaten şu anda gözden göze bakışıyoruz. Yani inanılır gibi değil. Belki kocasının verdiği parayı topladı. Belki kendi çalıştı, kenara belki attı. Belki temizliğe gitti ama evlere. Bunu biliyormuş bak. Bir gün kocamın beni aldatacağını ve gideceğimi biliyordum diyor. Şimdi, o beni kapıya koyduğu anda benim mutlaka ikinci bir planım vardı. İşte bak, kadın galiba güçlü olmak zorunda, evet, değil mi? Şimdi şöyle, biz tabii 28 sene bunu içinizde yaşayın demiyoruz. Hanımefendinin ekonomik şartları, ailesi, anladığım kadarıyla o kendine göre doğru zamanlamayı seçmiş. 28 sene çok uzun bir vakit. Yani adam 28 sene sonra bunu yapıyorsa ayrı. İsmini kapatıyorum, evet, ve öyle gösteriyorum, evet, size. Görüyor musunuz? Şu anda yazışıyoruz. Evet. Okuma yazması yok ve kocasının ona yaptıklarını... Ben hanımefendiye ama şunu da söylüyorum. Lütfen kaymakamlıklarımızın kursları var. Hemen gidin okuma yazma öğrenin. Demek ki hanımefendi kendini doğru işler yaparak, doğru programlar seyrederek yetiştirmiş. Şunu da söyleyeyim değerli izleyiciler. Bakın, hiç kitap okumayan bir insanla okuma yazma bilmeyen insan arasında çok bir fark yok. Bak, hiç okuma yazma bilmiyor ama kendini geliştirmiş. Şimdi bak Sevda, inanılır gibi değil. Bazen böyle ben yani size çok teşekkür ediyorum. O kadar büyük inanç ve güven duyuyorsunuz ki en özel sırlarınızı benimle paylaşıyorsunuz ve bu sırlar gerçekten siz istemediğiniz sürece asla açığa çıkmayacak. Şimdi bir seyircimiz, Nur abla ne olur beni gör diyor. Eşim kendi namazı 10 dakika önce kalkıp namaz kılıyor ama ben gecikince kıyameti koparıyor. Misafir geliyor, evde konuşuyoruz, gülüyoruz. O eve gidince kıyametler kopuyor. Şunu şöyle söylemiş. Eşim acaba narsist mi diyor, ben ne yapsam suçluyum, hatalıyım. Daha kötüsü, çok kez şiddet uyguladım, çocuklarımın önünde tahta kaşıkla dövdü, bir gün boğazımı sıktı, sebebi gömlekleri aşırı kırışıktı, kuru temizlemeye götürmemişim diye. Tabii narsist ve sadece narsistlik bir hastalık zaten de, ama adamda ya şizofrenik bir durum var, ya manik depresif denilen bir şey var. Normal bir insan değil bu. Yani boğazını sıkmak, şunu yapmak, bunu yapmak değil. Ama bu da alıştırmayla alakalı bir şey. Yani ben şimdi hanıma ne diyebilirim ki? Yani dedim ya, her evlilik kendi içinde ayrı bir dünya. Şöyle bir şey diyebiliriz. Mesela seni defa defa tahta kaşıkla, evet, döven kocana dur diyebilirsin. Evet.
onun hasta olduğunu kabul edip onun iyileşmesi için belki doktora gitmesi için destek olabilirsin. Eğer iyileşmiyorsa onu kendi pisliğinde, kendi çöplüğünde bırakıp kendine yeni bir yaşam kurabilirsin. Allah bize bir yaşam bahşetmiş. Ben şunu söyleyeyim o zaman. Şöyle benim çok da viral olan bir sözüm var. Bazen bazı insanların hayatınızda olmaması olduğundakinden daha az zarar verir size. Bunu ayrılmayı göze alamayan eşlere söylüyorum, kadın veya erkek. Bir insan hayatınızdayken her gün stres verir, her gün eziyet verir, her gün bugün bana daha neler yapacak diye diken üstünde oturursunuz. Ama o sizin hayatınızda olmadığı zaman en azından bir süre acı çekebilirsiniz ama emin olun tek derdiniz onun hayatınızda olmamasıdır. Bu yüzden bazı insanların size acı vermesi ondan vazgeçememenizden kaynaklanıyor. Değerli hanımlar, beyler, vazgeçemediğiniz için acı çekmeye devam ediyorsunuz. Ha, vazgeçememe durumunda olanları ayırıyorum ama bazı insanların hayatınızda olmaması olduğundan daha az acı verir size. Hayatta hiç kimse, evet, hiçbir şey vazgeçilmez değil. Bir telefonumuz var. Tabii, alalım. Alo. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben biraz önce anlattınız. Ben de bir şey anlatmak istiyorum. İçimde çünkü çok büyük yara ve doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım onu da bilmiyorum. Ama doğru yaptığımı düşünüyorum, öyle söyleyeyim. Benim ikinci evliliğim, ilk eşimle de aldatma yaşadım. Zaten onunla bitirdik ve nasıl aldatıldığımı, neler yaşadığımı biliyordum. Sonra ikinci bir evlilik yaptım. İkinci evliliğimde de bazı şeylerin aynı ilk evliliğimdeki gibi olduğunu gördüm. Ve Ceyne bağlanan bir bayan vardı, bir programla takip ettim ve yakaladım. Karşıdaki kişiyle yüzleştim. Evet, çağırdım, oturdum, konuştum, yüzleştim. Hani biraz önce demiştiniz ya, genellikle erkekler dışarıda işte çok süslü, püslü, işte bayanlara bakıyorlar, evde bunu göremiyorlar. Ben tam tersi, eşim eve gelmeden önce hazırlanırdım, makyajımı yapardım, üstümü değiştirirdim ve onu farklı bir şekilde karşılardım. Ama o yine başkasına gitti. Kadınla konuştum, kadını anlattım, durumlarını da anlattım ve biz çok zor bir dönem geçirdik. Bu dönemin üzerine bunları yaşadık. O kadına niye gittiniz? O kadınla niye konuştunuz? Yüzleşmek istedim. Neyin yüzleşmesini gerçekleştirmek istediniz? Ben bunu eşimle konuştum. Eşim bazı şeyleri inkar etti. Sonra kadınla aradım, kadınla oturdum, yüzleştim, inkar ettiği her şeyi sordum ve daha sonra peşine de eşimi oraya çağırdım. İkisini bir yüzleştirdim. Sonra tabii kadın ben daha işte görüşmeyeceğim, etmeyeceğim demesine rağmen yine görüşmeye devam ettiler ve eşim o sırada zaten ayrılmak istediğini söyledi. Küçük bir oğlum vardı. O yüzden hep ben direndim. Ama baktım ki olmuyor. Bitirdim. Evet, boşandık. Oğlum bundan çok yıprandı. Ama ben düşmedim. Evet, ilk zamanlar yere düştüm. Çok kötü düştüm hem de. Sonra ayağa kalkmayı öğrendim. Ve ayağa kalktım. Kendimi topladım. Ve karşısına bambaşka biri olarak çıktım tekrar. Nasıl bambaşka biri derken? Neyi kastediyorsunuz? Kendimi değiştirdim. Yani davranış biçiminizi mi, şeklinizi mi değiştirdiniz? Her şekilde değiştirdim. Yani sarışındınız, saçlarım esmer mi oldunuz? Ne oldu? Aynen öyle. Saçlarımı uzattım, boyattım, giyimimi değiştirdim. Aşırı derecede zayıfladım. Ve benle denk gelmek istemeyen eşimin karşısına hep bir şekilde denk geldim. Düşmediğimi, yıkılmadığımı ona göstermek istedim.
öpüşme alıp geri geldi. Ama ben bazen çevimi tutamıyorum. Çok laf söylüyorum geri geldiği zaman. Yüzüne vuruyorum bazen. Evet, yapmamam gereken bir şey. Peki tekrar geri geldiğinde siz tekrar barıştınız, evlendiniz mi? Evet. Keşke bu yaptıklarınızı bunlar başınıza gelmeden önce yapsaydınız. Bu tabii bir suçlama değil ama genelde kadın refleksidir bu. Zaten barışmışsınız. Benim size söyleyeceğim. Ama dur, hikayenin sonunu merak ettim. İşte barışmışlar. Ama şu tekrar an hala... ama diyor ki tekrar bir hikayede öyle devam mi? Var. Pardon, tabii ben bitti zannettim. Şimdi tekrar barıştınız ama ben çenemi tutamıyorum dediniz. Şu anda ne durumdasınız? Çenenizi tutamıyorsunuz, yine mi ayrıldınız? İyiyim. Ha, iyisiniz. Yok, hayır, ayrılmadık. Peki çenemi tutamıyorum, ne yapıyorsunuz? Eskileri mi hatırlatıyorsunuz hep kocanıza? Evet, yani yeri geliyor. İşte sen onunla bunu yapıyordun. İşte şöyle yapıyordun, böyle yapıyordun. Yani bazen tutamıyorum böyle. Hani derler ya, futbolda bir terim vardır, ayağına topu vermek. Ayağıma topu veriyor, ben de hanımefendi, ben şunu söyleyeyim, programın da sonuna geldik. Şöyle, sakın bunu yapmayın. Bir süre sonra o suçlu da olsa ne yapacak biliyor musun? Aman yeter artık ya diyecek. Özür dilerim, onu yaptım, şunu yaptım. Çekip gider. Bir seferde geri dönmez. Elinizdeki güç güzel. Kendinize dönmüşsünüz, bakımlı olmuşsunuz. Bunların hepsi çok güzel. Ama kadınlar günde 17.500 kelimeyle, erkekler 7.500 kelimeyle konuşuyor. Biraz bu da zafiyetimiz var bizim. Yani ne yapar biliyor musunuz? Çeker gider. Bu sefer de var ya, ederi etmeyen bir kadına gider hiç. O yüzden tamam, dersini vermişsiniz. Siz de bundan kendinize aslında menfaat sağlamışsınız. Zayıflamışsınız. Bırakın kocanız için, kendin için. Aynaya baktın mı önce kendini seveceksin. Kendin için yapacaksın. Ondan sonra tabii ki o güzellik kocan için olur. Arka, bak biz burada değil mi, seyircilerimiz için giyiniyoruz, geliyoruz, makyajımızı yapıyoruz. Ama bacım sus, biz şunu böyle tutamıyoruz yani. Bazen ben de bak arkadaşlarıma diyorum ki, bir iki tane kankim var benim, sevgili Gülnur Eraslan ve Esra Erdem. Beni seyredin diyorum. Seyrederken bana mesaj yazın. Gülnur sevgiler mesaj yazmış, telefona çok bakma. Şimdi bak. Ay Gülnur Hanım çok tatlısınız. Evet. Yayından sonra ben de söyleyecektim. Aynen. Şimdi bak, bu nedir? Bak bu işi yapıyorum. Ekranlara artık alışmışım. Yine de diyorum ki arkadaşım, ama güvendiğim. İşte Esra, Gülnur bana değil mi? Her programda, ama programdan sonra pazartesi günü beni toplantıya çağırdılar. Bak çok güzel. Toplantı dediğim, buluşacaktık zaten. Şimdi bak şunu. Ya, televizyoncu değiller ama onlar da beni seyreden bir kitlenin içinden gelmiş. Bu yüzden dinleyin beni. Tamam. Aslında kadın erkek, yani bir cinsiyet ayrımı yapmadan şunu bilmemiz gerekmiyor mu? Söz gümüşse sükut altındır. Yes. Yani nerede çok laf, nerede çok kalabalık, orada gerçekten işin içinden çıkamayacağınız olaylar var. Hanımefendi tabii özgüveni patladı ya, şimdi seyrediyor musun beni? Biz kadınlar da az değiliz, bak sonunda ciddiyle. Biz kadınlar da az değiliz. Tabii zayıfladı, güzelleşti. Saçının rengini değiştirmiş. Oh, saç rengi değişti. Kadında bir özgüven patlaması, tamam mı? Zaten elinde yeteri kadar mühimmat da var. Aldatılmış, affetmiş de olsa. O da yapma şimdi, bırak ne güzel, şimdi. Önce özgüvenini tazelemiş. Ha, sen şimdi o özgüvenle birlikte, halbuki ne yapmalı biliyor musun kadınlar? Bence ona söylemeden duygusal böyle adama psikolojik böyle şey yap, baskı yap. Mesela şöyle yap, durup dururken böyle, ay vallahi Allah razı olsun, hani biz de bir şeyler yaşadık, bu kadar. Ama Allah razı olsun, bak ben senden yine de memnunum, bak sen en azından pişman oldun. Baksana televizyonlarda ne var. Ay. Deyip sonra git hemen adama. Adam böyle oluyor. Bak erkek beyni böyle. Ulan kadına gerçekten ya, kadına bak nasıl. Tabii aşkım ya, çok özür dilerim falan. Ertesi gün sana o çok çiçek mi alır? Bir hediye mi alır? Bunu böyle, tamam onu yaptın, bunu yaptın diye. Allah razı olsun. Buna biz psikolojide psikolojik oksijen vermek Sevda, diyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Sevda Türk'ü sev yine yaşamdan alıntılarla, tecrübeleriyle programımıza renk kattı. Yine bekliyorum canım. Ayaklarına sağlık. Çok teşekkür Seni, ediyorum. Seni, sizi seviyorum. Çok teşekkür hoşça ediyoruz. Hoşça bıraktığımız yerde hoşça kalın. Kadınlar biraz...